Baba Yiğit karşı koymaya başladı mı? Birazdan dayanamaz. Can tatlıdır. Hadi bastırdım. Hadi dayan biraz. Hadi kurtar şu kolunu. Hadi. Hamle yapmayacak gibi. Can tatlıdır Cema, can tatlı. Sen İsmail olmaya karar vermişsin de İbrahim kim? Sevdiklerim. Onların kurtulması için benim İsmail olmam lazım. Elime yaklaş. Uska galiba. Karşı koymayacak. Siz durumu vehametini anlamadınız galiba. Örgütlü suç bu, adi bir vaka değil. Avukat hanım, ilgili müdüre olay intikal ettirildi. Benim yapabileceğim bir şey olmadığını siz de biliyorsunuz. Müdürün telefonunu ver bana. Ben konuşacağım. Ben durumu izah ettim. Gereken yapılacaktır. Müsterih oldum. Gözümün önünde maskeli adamlar arkadaşımı kaçırdı. Ben müsterih falan olamam. Sana da söyleyeyim. Kaçırılan adam sıradan biri değil. Sen gazete, televizyon falan izlemiyorsun herhalde. Ömer şu an tüm Türkiye'nin konuştuğu bir kahraman. Ona bir şey olursa seni burada oturtmazlar. Bu adam işimize yaramaz. Kendi hayatı için bile mücadele etmedi. Süleyman, önce babayı da bir takdir et. Kendi hayatı için bile eyvallah etmedi. Efendim, demek ki hayattan bir beklentisi kalmamış. Belki ölümünün birçok şeyi düzelteceğine inanıyordur. Öyle ya da böyle. Bu plan tutmadı. Ne yapalım? Daha yeni başlıyoruz Süleyman. Kılıcın en iyisi demirin en sertinden işlenir. Demiri bulduk. Artık mesele bizim ustalığımıza kalıyor. Bunu baba Yiğit'in cebine koyun. Götürüp bırakın. Söyle işte. Komiseri tembihleyin. Saygısızlık yapmasın. Efendim, tatsız bir durum var. Ömer için karakola gidip şikayette bulunan bir erin alınmış. Hala karakolda mı? Savcı Kemal Bey'i aramış. Kemal Bey de karakola yanına gitmiş. Buradan görebilir miyiz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bizim 30 senedir bu ülkede uğraştığımız işler, akıl alacak işler değil bunlar. Benim hayret etmeme mazur gör kızım. Hukuksuzluğa alış diyorsun yani. Hukuksuzluğa alış demiyorum Berrin kızım. Ama bu çocuk bir kahramanlık yapıp birilerinin çıkarlarına çomak sokmuş. Bu insan kaçakçılığı çok derin bir konu. İçinde mafya var, örgütler var, istihbarat teşkilatları var. Bizim de bir devletimiz var.
Bunları çözemeyecekse neden var devlet? Ben de saf saf konuşuyorum. Belki de Ömer'i alan bizzat devletin kendisi. Kızım, resmi devletin almadığı belli. Gayri resmi devlet niye alsın ki böyle bir delikanlıyı? Ne alıp veremediği olabilir ki? Yoksa bu delikanlının senin için özel bir anlamı mı var? Komiseri bayağı hırpalamışsın. Ne anlama geldiğini bilmiyorum Kemal amca. Ama benim için sıradan biri olmadığı kesin. Henüz yeni tanıştığım için anlamlandıramıyorum. Ama sıradan biri olsa ne fark eder? Gözümün önünde kaçırıldı. Efendim, avukat Berin Hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Mutfağa alın. Ben hemen geliyorum. Emredersiniz. Arkadaşın kaybolmuş. Kaybolmadı, kaçırıldı. Akşam bir şeyler yedin mi? Bir sandviç yapsınlar mı sana? Gürkan amca, ben yemek yemeye gelmedim. Hesap sormaya mı geldin? Yardımımı istemeye geldim. Hayatım, yapabileceğim bir şey olsaydı senin buraya gelmene gerek kalır mıydı Berenci? Sen Ömer'i kimin kaçırdığını biliyorsun. Ben öyle bir şey söylemedim. Yardım edemem diyorsun. Neden? Çünkü bizimkiler almadı ondan. Bizimkiler almadığına göre kimin aldığını bulmak biraz zaman alacak. Ömer'i almadılar Gürkan amca, kaçırdılar. Kaçakçılık ve organize peşinde. Bizim çocuklar da muhbirleri dolaşıyor. Bu gece için yapılacak hiçbir şey yok. Var. Tatar Ahmet'i sorgulamanız lazım. Sen bu kaçakçılık davasına çok fazla takıldın. Artık her şeyin arkasında Tatar'ı görüyorsun. Öyle değil. Tatar Ahmet'in Ömer'le meselesi var. Eniştesi Tatar Ahmet aleyhine tanıklık yapacak. Onu tanıklık yapmaya da Ömer ikna etti. Bunları polise anlatmadın mı? Elbette anlattım ama gözaltına almak için yeterli kanaat oluşturacak delil yok. Sen bana illegal olarak al diyorsun yani. Peki bu hukuksuzluğun bir parçası olmayı kabul ediyorsan derhal şimdi alırım. Ben adamı işkenceye alın demiyorum. En azından Ömer'in sahipsiz olmadığını gösterebilirsiniz. Sizin bu işle ilgilendiğinizi bilirse Ömer'e bir şey yapmaya cesaret edemez. Bak, Ömer'i kaçıranlar çapulcu ya da çeteci değil. Profesyonel askerler. Kaçırılma anının görüntülerini izledik. Bu işi çözmek için biraz zaman lazım. Didem, Didem uyan kızım. Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Ömer hala gelmedi. Gelir anne, merak etme. Niye sıkıldın sen? Yok kızım, yok. Ben meraktan öleceğim. Ara şu Cevdet'i, Hamza'yı filan da telefonu niye kapalı bir sor hele. Şimdi gece gece rahatsız etmeyelim anne insanları, boş ver. Allah Allah. Kiminle gezmeye gitti bu oğlan? Bunlar değil mi arkadaşları? Ara hadi, ara. Al, ara. Hadi. Aile soruyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Münasip bir dille geçiştir. Bir iki güne bir şeyler buluruz mutlaka.
Efendim Nidemciğim. Merhaba Berin. Rahatsız ediyorum ama Ömer'i merak ettik. Telefonu kapalı da. Şarjı bitmiştir belki. Az önce ayrıldık biz. Tamam. Rahatsız ettim seni de, kusura bakma. Gelir o zaman birazdan. Güle güle. Ne işi var Ömer'in o kızla? Ay, anne teşekkür etmek istedi. Yemeğe çıkardı. Neyine teşekkür edecekmiş? Sen bunu benden nasıl saklarsın ha? Hem Ömer birini yemeğe çıkaracaksa Arzu'yu çıkarsın. Anne seninle hiç tartışamayacağım. Tartışmayacaksın zaten. Ben ne diyorsam onu dinleyeceksin, o kadar. Hem sen bela ettin bu avukatı başımıza. Ama ben onun da hakkından gelmesini bilirim. Dur bakalım. Sen bu delikanlıyı bayağı beğenmişsin anlaşılan. Bana gençliğimi hatırlattı. Gözü pek ama zeki. Aptal cesareti yok. İskender'e işte böyle adamlar lazım. Bu televizyonların anlattığı mesele neymiş? Bu çocuk askerliğini yaparken mülteci bir aileyi boğulmaktan kurtarmış. Kurtardığı çocuğun adı da Ömer olunca medya üstüne atlamış tabii. Böyleleri kolay bir iade etmez. Sabırlı olmak lazım. Ki o da İskender'de yok. Sabırlı olmak için olgun olmak lazım. Sabır bende var. Ben bu delikanlıyı yetiştirip pişirip İskender'e yoldaş yapacağım. Ahmet Bey, misafiriniz geldi. Semacığım, Turan Bey bizim çok yakın bir aile dostumuz. Tatar gelene kadar bir kahve ikram etseydin. Artık sen de aileden sayılırsın. O yüzden eve girip çıkan dostlarımızı tanımanı isterim. Tabii. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen benim işime karışma. Alo Ömer, sen misin? Benim Berrin, merak etme iyi. Neredesin? Konuşabilecek durumda mısın? Polisi ara hemen, telefondan yerini bulabilirler. Berrin, polislik bir durum yok. Deniz Fener'in orada buluşalım, tamam. Nasıl yani? Tamam, bekle orada, ben hemen geliyorum. Nereden buldun bunu? Kaynak sağlam. Endişe etme. Tanıyor musun? Tanımıyorum. Asıl canım sıkan da bu. Tanımadığımıza göre
ya çok derin ya da istihbarattan değil. Çok derin Turan. Eğer bu adam Halife Devleti Örgütü'nün en önemli adamlarından birini sessiz sedasız alıyorsa istihbaratçı olmaması imkansız. Özel bir birim mi kurdular acaba? Her şey olabilir. Araştırıp öğreneceğiz. Yarın Ramiz Paşa'yı ararım. Asker kökenliyse o bilir. Güler nasıl? İyiyim diyor. Renk vermiyor ama iyi değil. Şu İsviçre'deki doktora gönder artık. Söyledim, dinlemiyor. Bir şeyler öğrenir öğrenmez ararım. Sağ ol Turan. Yavaşlığı da harbi daha fazla tedirgin olmadan bu işi bir an önce hallederim. Sana. Kim bu adamlar? Benim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Tatar Ahmet'in adamları mı? Bak en son sana doğru yürüyordum. Başıma bir şey geçirdiler. Daha sonrası yok. Nasıl geldin buraya? Onlar getirdi herhalde. Nasıl hatırlamazsın Ömer? Boğazına ne oldu? Berin keşke diyebileceğim bir şey olsa. Tamam. Senin iyi olman yeterli. Şimdilik. Yarın konuşuruz bunları. Sabah belki hatırlarsın. Annem merak etmiş. 10 kere aramış, kadın eve gitmem lazım. Ben onlara bir şey uydururum, merak etme. Sen böyle gitme eve. Sabah da boğazlı bir kazak falan giyersin. Kimse farkına varmaz. Uyutmadınız, midem kaynadı. Ne kadar rahatsın Mustafa. Ben oğlan elden gidiyor diyorum, sen uykun bölündü diye konuşuyorsun. Enise, sen beni deli edeceksin. Nasıl elden gidiyor? Alt tarafı bir yemek yemişler ya. O avukat kadın böyle böyle girecek oğlumun kanına. Bilmiyor muyum ben? Fe subhanallah. Hayırlı geceler. Nerede kaldın oğlum, merak ettik. Babanın gözüne uyku girmedi. Geldim anne, merak etme. Kimin neydin?
Baban sordu oğlum, ben de bilemedim. Eminim babam sormuştur. Ya şu işlerinize beni alet etmeyin ya. İyi geceler oğlum. Allah rahatlık versin. Çünkü annen rahat vermeyecek. İyi geceler baba. Anne yorgunum. Yarın konuşalım ha. Ne yaptın ki yoruldun oğlum? Ne mi yaptım? Ya gittik yemek yedik anne, o ne biçim soru? Büyüdünüz ya, artık size soru falan sormayalım öyle mi? Öyle mi dedim ben? Bırak oğlum bırak. Anne senin için endişelenmiş, üzülmüş. Hiç umurunda mı senin? Onu bunu bırak da. Allah aşkına derdin ne senin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben oğlumun ne olduğu belirsiz kadınlarla gezmesini istemiyorum. Berrin benim arkadaşım. Bir daha böyle konuşursan bu eve girmem. Yat sen yat. Yat Mustafa. Oğlan elden gitti. Anası da isyankar oldu. Enise, eğer biraz daha uyutmazsan vallahi de billahi de gidip kızı anasından isteyeceğim ona göre ha. Kan elimde baba yiğit. Araftasın. Yeniden doğmaya hazır olduğunda ara. Eskerine 15 gün kaldı baba yiğit. Sağda solda bu operasyondan bahsedip başına iş aldım. Hükmünü kendim verdim.
Yalçın! Tam zamanında geldin abicim. Taze taze yedir yengeme. Dur, açayım bir tane. Boşver hanım. Biz yemeyelim en iyisi. Tadı da bir şeye benzemiyor zaten. Bugüne kadar merak edip yememişsin. Şimdi merak ediyorum be adam. Kabuğuna kadar yedim be. Doğru söylüyorsun. Merak iyi bir şey değil. Üstelik yalnızca bir tarafta değil. Bu tarafta da tehlikeli. Komutanım, telefonu şişe ettiyseniz ben gelirdim. Zaten her yerden sildim. Beynimden de sildim. Telefonumdan da. Bir daha aynı altı yersen ben de seni nüfustan silerim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Beni öldürüyordu lan. Oğlum ne kekeliyorsun lan? Kimden bahsediyorsun? Derinci, derinci. Bu olaydan kimseye bahsetme, sakin ol. Bir sürede ortalıkta gözükme. Ömer, tertip. Saklan mı diyorsun, ne diyorsun oğlum? Bak biliyorsan bir şey söyle. Bu adam boynumuzu ilmik geçirmesin lan. O ilmik birinin boynunda zaten Seyfi. Merak etme. Sadece saçımı değil, nefsimi de kurutuyorum güneşle. Bu yarayı da kurutur mu acaba güneşin? O güneşin işi değil. Yukarıda eczane var. Merhem alacaksın orada. Ne oldu? Seni astıkları ip mi koptu? Yoksa kurban olmaktan vazgeçip sen mi ipi kopardın? Ben ölmeye hazırdım. Yukarıdaki müsaade etmedi. Ah. Azrail'e emir gelmedikçe ip ne yapsın? Bıçak ne yapsın? Çekeceğim varmış daha. O ne? Azrail cebime bırakmış. Bir bak istersen. Korkmaz'dan henüz dönüş olmadı. Acele etme. Babayiğit teklifimizi bir düşünsün. Abi. Ben sana ne gösterdim? Sen ne yapıyorsun? Benim kafa böyle çalışıyor. O çekişti vurmayınca çalışmıyor mu aklın?
Ben niye ayakkabı tamircisiyim düşündün mü hiç? Ne bileyim, çekiçle taban dövmeyi seviyorsun herhalde ondan. Böyle çamurla pislikle uğraşmayı kim sever? Bu taban benim gururum. Onu iyice dövüyorum ki yine kibre kapılmasın. Çiviyle çakıyorum ki nefsimi dürtmesin. Kendimi en aşağı işe koşuyorum ki yaptıklarımın bedeli ödensin. Bedel ödenecek ne yaptın ki abi sen? Ben seni bildiğimden beri çekiç sapından başka bir şey kırmadım. Yeri gelince öğrenirsin. Sen beni boş ver, ben bir gariban tamirciyim. Asıl sen ne olacaksın? Onu söyle. Bilsen buraya gelip bulmaca çözmeye çalışmam. Allah hakkı için bana dümdüz söyle. Ben ne olacağım? Adil olacaksın. Yazgın seni zalim de yapmıyor, mazlum da yapmadı. Senin alnına adil olmak yazılmış. Her şey değişti. Sen değiştin. Sabrın değişti. Nefsin değişti. Ölmeden ölmeyi gördün. Eğer gördüklerini anlayabilirsen, senden adaletlisi yok. Bunlar ne? Sahibini bekleyen emanetler. Kim ki sahibi? Sensin. Kara bir kanlın emanetleri. Bundan böyle senin. Bu tesbih. Sabır çek, fevri karar verme diye. Bu delikli demir, sen hükmünü verdikten sonra uymayana cezasını verdi. Bu yüzükse ona her baktığında Faruk'u hatırla. Faruk ol diyedir.
emanetlerin sahibi ben değilim. Ne böyle bir iddiam var, ne de hevesim. Bunları hak edene var. Kader hükmünü vermiş. Emanet sahibini görmüş. İstediğin kadar kaç. Bu yüzük parmağına. Bu silah. Beline. Bu tesbih de eline gelecek. Dibine kadar girmiş. Sana niye dokunmamış Turan abi? Kucağımdasınız demek istemiş İskender. Bu fotoğraf meselesini biraz daha zorlarsak hepimize dokunacak. Tatar. Suriye'dekilerden öğrenebildin mi? Tekneden aldıkları terörist kimmiş? Kimseyle konuşamadık. Hepsi tedirgin. Yüz yüze görüşmeyi bekliyorlar. Bunlar boş işler baba. Gelmiş, fotoğrafı yakmış. Her kimse şovmen. Sanki benim telefonumda yok aynı fotoğraf. Al işte. Ben sana göster... Herkes telefonuna baksın Fuat. Ne oldu? İşte boş işlerle uğraşmıyorlarmış değil mi evladım? Telefonuma girmişler. Hafızası silinmiş. Benimkinde bir şey yok. Bu telefonlarla ne mesaj veriyorlar? Onu da söyleyeyim bari. Bu adamı araştırmaya devam ederseniz... sizi sileriz diyorlar İskender. İşlerimize bulaşmadıkları sürece demek ki başka hesapları var. Biz bir süre bu adamı kurcalamayalım. Bakalım o bize değecek mi? Aklı varsa değmez. Acayip yüz oldum. Gördüğüm yerde sıkacağım. Akıllı ol İskender. Adam hemen bozdu sinirlerini. Özlemişsindir. Merak etme, yağsız sütten. Tam sevdiğin gibi. Kahveyi o kadar çok sevseydim Londra'da kalırdım. Cihad için Suriye'ye gitmezdim. Sana nasıl hitap edeyim? Cihatçı Cek diye mi? Azam diye mi? Benim sana nasıl hitap edeceğim belli. Kafir. Kafir olarak yaşıyorsun, kafir olarak öleceksin. Sen Londra'da okumuş, zengin bir ailenin çocuğusun. Suriye senin memleketin değil. Merak ettiğim şey, babana mı kızdın, annene mi çağırdın? Yoksa Londra'da ayrımcılık yaptılar. Sen de kraliçeye küsüp de bütün bu saltanatı rahatlığı bırakıp kelle koltukta Suriye'ye savaşmaya gittin. Sen kafir olduğun için anlamazsın. Ben şehit olmak için gittim.
Niye kaçıyordun o zaman? Kardeşlerinle birlikte içseydin şehadet şerbetini. Bir yere kaçtığım yok. Senin gibi Batı uşakları engellemezse savaşı Avrupa'nın kalbine taşımaya gidiyordum. CIA'nin seni sınırdan beri takip ettiğinden haberin yoktu yani. O kadar kontrol noktasını, şehri nasıl geçip Batı'ya ulaştın sence? CIA beni takip etseydi sen beni alamazdın. Bak, bu seni Yunanistan'da karşılayacak olan kardeşin veya seni Fransa'ya götürecek olan. Yanındaki adamı tanıyor musun? Ben sana söyleyeyim. Yanındaki adam CIA ajanı. Ben seni almasam seni Paris'e kadar takip edip oradaki hücrelerinizi tek tek tespit edecekti sayende. Peki sen niye oyunlarını bozdun öyleyse? Yoksa sana kafir demekle hata mı ediyorum? Gizli mi cahit misin yoksa? Amerika ve Avrupa Arapları ve Müslümanları her zaman içlerinde tümör olarak gördü. Sizleri de bulunduğunuz Avrupa ülkelerinde bir güzel doldurdular. Oradan Irak bataklığına, Suriye bataklığına gönderdiler ki topluca imha etsinler. Baktılar ülkelerinde birkaç tane hücre kaldı, çözemiyorlar. Senin gibi birkaç tanesinin de Avrupa'ya dönmesine yardım etmeye karar verdiler. Bizden sonra sıra size gelecek. Onların deyimiyle radikal İslam'ı halledince ılımlı İslam'ı düşman olarak belirleyecekler. Sen şimdi onu bunu bırak. Bunlar senin meselen değil. Ben seni almakla birçok kardeşini kurtarmış oldum. Karşılığında senden ülkemi emperyalistlere karşı savunmak için bilgi istiyorum. Örgütünle ilgili bir şey istemiyorum. Size silah ve lojistik destek sağlayanlar bizim olduğu kadar sizin de düşmanınız. Silahı kimden aldığımızı öğrenmek istiyorsun? Sadece silah değil, tıbbi malzemeler. Petrol ticaretini kimlerle yaptığınız, uyuşturucuyu kimlerle piyasaya sürdüğünüz. Çok şey istiyorsun. Bu kadar merak seni öldürür. Efendim, Gürkan Bey sizinle görüşmek istiyor. Tamam. Bak, sorduklarıma cevap verirsen sana söz veriyorum, seni öldüreceğim. Peki iyi bir pazarlıkçı değilsin. Brett McGill Türkiye'ye gelmiş, seni arıyor. Bizim kurumları ayağa kaldırması an meselesi. Konuşursan seni onlara salı verme. CIA'nin seni konuşturması ne kadar sürer sence? Kardeşlerin hayatını riske atacak kadar mı güveniyorsun kendine? Bizim işimiz silah sıkmak değil, silah satmak. Tatar, bu işin aslı belli olana kadar ticareti durduralım. Belki de istedikleri odur Turan abi. Biz duralım. Bizden boşalan yere başkalarını geçirsinler. Yavaşlı akıllıdır. Bir hafta 10 gün iş yapamazsak bir şey olmaz diye düşünür. Ama harbi öyle değil. Siz silahlarımı gönderemiyorsanız gönderecek birini bulurum der, masayı devirir. Harbinin kaç sevkiyatı var? 2 gün sonra büyük bir sevkiyat var. Ondan sonra ay sonuna kadar bir şey görünmüyor. Tatar, bu sevkiyatta ekstra dikkatli olmamız lazım. Bu zamana kadar bizim teknemizi batıran çıkmadı Turan abi. Bundan sonra da çıkartmayız. İskender bu iş için gerekli önlemleri alır. Sen içini rahat tut. Abi, İdris'i getirdim. Gelsin. Gel İdris'im, gel. Gel. Otur şöyle. Seko çay ver reise.
Biz de şimdi senden bahsediyorduk ha. Bak görüyor musun? İyi adam lafın üstüne geliyor. Hayırdır, benim neyimden bahsediyordunuz? Dediler İdris bu ara çok sıkışmış. Oğlan arabayla birine çarpmış. Para lazımmış. Hallediyoruz çok şükür ya. Fazla bir şey lazım değil yani. Da çok borcum var ki sana zaten. Oldu mu şimdi kaptan ya? Ha? Paranın lafı mı olur aramızda İdris'im? Borç değil ki bu. Avans. Gelecekte yapacağımız işler için. Hem sen bana baksana. 3-5 kuruş için yeğenimi hapislerde çürütecek adam mıyım ben ha? Yanlış anlama Murat. Ama ben kaçağa çıkmışam diye karar aldım. Yok gibi İdris'im. Bu senin bileceğin iş. Hem biz kimseyi zorla işe gönderecek değiliz ki. Ya senin zaten şimdi aklın karışık. Sen al bunu, yeğenimin işini hallet. Sonra konuşuruz iş meselelerini ya. Hayırdır? Bir durum var Ömer. Bu Murat arkadaşları arayıp yoklama çekiyormuş. Aranızdan birini aradı mı? Bizi aramaz. Ne cevap vereceğimizi biliyor. Ama beş parmağın beşi bir değil. Bazılarımız tatlı paraya alıştı. Malum bazılarımızın da senedi var ellerinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İade-i ziyarette bulunalım dedik. Umarım yanlış zamanda gelmemiştir. Estağfurullah. Misafire kapımız 24 saate çıktır, buyurun. Ne ikram edeyim size? Bir acı kahveni içerim. Sen de içersen. Efendim? Ahmet Bey, babam. Hoş geldiniz. Ahmet Bey değil. Tatar Ahmet. Böyle beyden paşadan haz etmem. Memnun oldum. İsminizi çok duyduk. Siz de çok yürekli bir delikanlı yetiştirmişsiniz. Anlaşılan bundan sonra biz de onun ismini sıkça duyacağız. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Eyvallah. Anne, benim yeteri kadar takım var. Ben sevmiyorum öyle fazla fazla takıştırmayı. Kızım, senin gerçekten ruhun çekilmiş. Yani bir kadın nasıl yeteri kadar takım var diyebilir? Biraz çünkü kadın gibi ol. Biz seninle birbirimizden geliyoruz işte. Senin 1000 tane takım var. Benim 10 tane ikiye bölünce ortaya buluyoruz. Ha tamam, hadi gel canım, sen çok konuştun. Hadi biraz takılayım ben sana. Kolay gelsin Arzu. Selam Arzu, nasılsın canım? İyiyim. Hah, bak şunları diyorum hayatım sana. Şu maviyi diyorum. Senin bir mavi bluzun var ya, onunla çok yakışır. Anne, ben o bluzu mezuniyetten beri giymiyorum. Farkında mısın? Farkındayım canım. Giy diye uğraşıyorum. Eğer beni uğraşmasam cübbeyle dolaşacaksın. Kızım bak, kadın dediğin azıcık süslü püslü olacak ki böyle görenin gözü gönlü açılsın. Hah, at bakayım saçlarını. Tamam anne, tamam. Hah, bak, oh. Haksız mıyım Arzu? Beri'nin çok güzel şalları var.
Onlarla açıyor kombinlerini. Yok ayol, bir tane şalı var. Onu da ben doğum gününde hediye ettim. Onun için bugün o şalı takmamışsın. Şimdi anladım. Ben anlamadım Arzu. Ne için takmamışım? Herhalde diyorum, sadece özel günlerde takıyorsun. Ben geç kalıyorum anneciğim. Sizin işinize mani olmayayım. Aa, kızım dur, bir şunu deneseydin. Dur. Önemli değil Nazan teyze. Sonra dener. Ben bir yere gitmiyorum ya, buradayım. Berrin ne zaman isterse gelir. Görüşürüz anne. Bu kız böyle işte. Babasına çekmiş. Ne yapayım? Delikanlı. Ben kısa ve öz konuşmayı severim. Anladığım kadarıyla sen de öylesin. Onun için hemen konuya gireceğim. Buraya sana ortaklık teklif etmeye geldim. Nasıl bir ortaklık? Bende sermaye var. Bağlantılar var. Sende de yürek var, bilek var. Gel bu işi birlikte yapalım. Sen de kazan, etrafındakiler de kazansın, biz de kazanalım. Benim derdim büyük para kazanmak değil, helal para kazanmak. O yüzden mazur görün beni. Görüyorum etrafında çok adam var, seni seven çok. Ama etrafındakilerin başının dik olması için para lazım. Para olmazsa delikanlılıkta, mertlikte bir yere kadar. O dediğiniz yer var ya, işte tam orası benim için yeterli. Bence hemen karar verme. Bak, ben senden daha tecrübeliyim. Tavsiyemi dinle. Etrafındakiler bir süre sonra senden iş ister, aş ister. Veremeyince düşman kesilirler. Sen şimdi bana hemen cevap verme. Düşün, taşın, cevabını sonra verirsin. Olur mu? Burası bizim barınak. Buraya demirleyen bütün teknelerin kaptanı da, tayfası da bizden. Bizden olanlar bundan böyle kaçak iş yapmayacaklar. Yapanlar bizden olmayacak. Sizden tek bir ricam var. Bizden olanları bize bırakın. Dikkatli ol Ömer. Konuştuğun lakırdı seni güç durumda bırakır. Bizden dediklerin benim bir çağırmamla geliyorsa senin raconunu çiğniyorlar demektir. Kime bizden diyeceğini iyi düşün, öyle konuş. Dediklerimi iyi düşün. Şu bana getirdiğin fotoğrafın bir kopyası daha var mı? Size gönderdikten sonra bir anda yok oldu. Anlayamadım ben de. Ben anladım. Boş ver. Yemeğe geç kaldınız. Gevaşlı'nın adama bir kaburga yapmış ki. Rüştü. Koş oğlum, hemen atsınlar Turan Bey'in istikakını. Izgara. Benim yemek yemeye halim yok Rüştü. Sen bana bir soda söyle.
Ben de şiştim Gevaşlı gibi. Hayırdır Turan Bey? Seni yıllardır tanırız. Hiç böyle renk verdiğin görünmemiştir. Ne oldu? Dün gece büyük bir tatsızlık yaşadım. Sen bekar bir adamsın Turan Bey. Benim gibi evli olsan neyse. Sen yalnız uyuyan bir adamsın. Ha. Yoksa kötü bir rüya mı gördün ha? Tatar'ın teknesine operasyon yapan derinci dün gece yatak odama kadar girmiş. Yalnız uyumamışım senin anlayacağın. Gördün mü Tatar'ın yaptığını? Adamı buldum diye hava atıyordu. Bak. Bir gecede söndü havası. Geçmiş olsun Turan Bey. Bu herifin ne işi varmış senin odada? Fotoğrafları yakmış. Telefonlara sızıp hafızalarını silmiş. Demek ki herif çok derinde. Birdenbire yüzeye çıkıp vurgun yemekten çekiniyor. Tatar nerede? Madem oğlu bir halt yedi, onu düzelteceğine niye burada yok? Mesele İskender meselesi değil harbi. Tekneye yapılan operasyon İskender'i de aşar. Görünüşe göre bu sıra bizi de aşar. Üstüne gitmemek lazım. Bence Turan Bey haklı. Devlet bizim üstümüze gelmiyor. Biz niye onun üstüne gidelim? Bence bu adamı araştırmamız hata. Şu noktada iş onunla kalmıyor. Durumu anlayana kadar sevkiyatları geçici olarak durdurmamız lazım. Ne o Turan Bey? Tatar kendisi diyemiyor da sana mı dedirtiyor? Bana kimse bir şey dedirtemez abi. Ben ne düşünüyorsam onu söylerim. Ne kadar derin olursa olsun ben bu adamı yüzeye çıkaracağım. Ama ben işimi yaparken risk almamız doğru değil. Vallahi Turan Bey, benim yola çıkmış gemilere geri dönün demem hiç doğru değil. Tatar yapmıyorsa ben bir adam bulur, kendi malımı taşıtırım. Ha ondan sonra da ne Tatar'ı tanırım, ne de Tatar'ın yanında olanları tanırım. Mayın bizi durduramadı. Kurşun bizi durduramadı. Fırtınalar bizi durduramadı. Şimdi bu derinci mi durdu? Fiyatı halleder. Halletmesi icap eder. Bunun muhatabı Tatar. Ben size stratejik bir şey söylüyorum. Ha, yok. Biz fikrimizde inat etmek istiyoruz diyorsanız, o zaman bu Tatar'la harbinin problemi. Ne oldu? Ne istiyor bu adam? İadeyi ziyaret baba. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Tatar Ahmet bir adamın ayağına geldi mi niyetini de yanında getirir. Geldiği gibi gitti. Merak edilecek bir durum yok. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Ne yapıyoruz?
Ne olduğunu bir anlasam. Ne yapacağımızı da söyleyeceğim de. Derdi neymiş? Bilmiyor mu bizden Murat olmayacağını? Bizden köpek olmayacağını biliyor Tatar. Derdi başka. Benle çalışmak istiyor. Sen? Adama dedim ki lokal bizim. Buralar bizim. Bundan böyle bizden olan kaçağa çıkmayacak dedim de. Kafanı kurcalayan ne? İyi tamam. İzin vermeyelim kaçağa. Ama kim bizden, kim değil? Nereden anlayacağız? Reis, Murat kaptanları toplamış, konuşma yapıyor. Şimdi göreceğiz bakalım kim bizden, kim değil. Derdin ne senin? Beyrin sana geldi değil mi? Amcasına gelecek tabii. Başka nereye gidebilir? Aşık mı olmuş o çocuğa? Ben öyle bir izlenim edinmedim. Kıymet verdiği belli. Ama ne derece onu bilemem. Enver, yeter. Bardağın bile başı döndü. O yüzden mi bıraktın çocuğu? Zaten bırakacaktım, onunla ilgisi yok. Sen niye aldın ki Ömer Korkmaz? Önemli değil, boş ver. Enver, senden sonra Berin'i toparlamak hiç kolay olmadı. Eğer bu çocuğa olan hisleri kuvvetliyse çocuğun başına bir şey gelmemesi lazım. Yaptığım seçimin bir bedeli olduğunu biliyordum. Ama bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Sanki Berin'le birlikte bu sırrın ağırlığı da büyüyor. Ki Ömer Korkmaz'la ilgili planın nedir? Boş ver Ömer Korkmaz'ı. Ben ne yapacağım onu söyle. Önce ağzımı bana vereceksin. Ben Amerikalıların tansiyonunu bir düşüreceğim. Ondan sonrasına birlikte bakarız. Ağzımı vermezsem tek başıma kalacağımı mı ima ediyorsun? Daha önce işimizi arkadaşlığımızın önüne hiç koymamıştın. Amerikalılar ne yaptı sana böyle? Senin hayatında işten başka bir şey kaldı mı ki? Sen devletten kaydını silerken aileni, dostlarını, sevdiklerini geride bıraktın. Senin kim olduğunu benden başka bilen Allah'ın kulu yok. Yine de kide bir başıma iş çıkartıyorsun ya. Ben sana inkar edebilmen için alan bırakıyorum. Senin makamın sorumluluk makamı. Benim yaptığım eylemlerin sorumluluğunu bu makam kaldıramaz. Ben seni korumaya çalışıyorum. Aman Allah razı olsun. Sen yine de çok düşünme beni ha. Çok baskı yiyorum. Azamı bana vereceksin. Sen vermezsen ben gelir zorla alırım. Doğru. Devlette kaydım bile yok. Devlet sensin. İstediğini istediğin yerden alabilirsin. Ama ben de sana verecek kimse yok. Ömer'e güvenmeyin. Onun arkasına saklanıp aç mı kalmak istiyorsunuz ha? Ne oldu? Şimdiye kadar ağzınızı bıçak açmazdı. Şimdi ne oldu? Ömer geldi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İki güne kalmaz Ömer hepinizden kral kaçakçı olur ha. Ömer yapmaz Murat.
aç kalır yine yapmaz. Ömer yapmaz ha? Ali de yapmazdı. Ne oldu? Nerede şimdi? Siz bunları benden daha mı iyi bileceksiniz ha? Ömer'i, Ali'si hepsi aynı bunların. Tatar Ahmet kara kaşına kara gözüne mi geldi Ömer ha? Ömer hepinizi silip süpürecek. Onun derdi parsayı kendine kapatmak. Ne yani? Ömer Tatar Ahmet'le mi anlaştı Murat? Abi Ömer geliyor. Vay, vay, vay. Tatar Ahmet'in bir numaralı adamı Ömer Korkmaz değil mi bu ya? Ha? Selamünaleyküm birader, hoş geldin. Biz de şimdi senden bahsediyorduk arkadaşlarla. Hayırdır? Tatar Ali'nin boşluğunu seninle mi dolduracakmış? Ben senin boşluğunu bir alayım. Bakalım bir daha konuşabiliyor musun? Herkes dinlesin. Bir daha tekrarlamayacağım. Duymuşsunuz. Tatar Ahmet gelip bana ortaklık teklif etti. Ona dediğimi size de söyleyeyim. Bundan böyle kimse kaçağa çıkmayacak. Uyuşturucu, silah, mülteci taşımayacak. Eğer bizden olan varsa yerimiz hazır. Ha, haram yemeye alıştım diyorsanız bir daha buraya girmeyeceksiniz. Tekne bağlamayacaksınız. Ömer Reis'in nutkunu dinlediniz. Yalnız yukarıda Allah var. Maşallah hitabeti de çok kuvvetli ha. Hitabı kuvvetli de anca sizi dolduruyor. Buzdolaplarınızı değil. Reis iyice dayak arsızı olmuş, çenesi kapanmıyor. Ulan Murat, aldım seni götürdüm, sahibini teslim ettim. Bak yine salmış. Bu senin tasman niye bu kadar bol Murat? Ömer, bu iki etti. Üçü yaptırmam. Eğer bir daha buralarda görürsem seni, bu sefer bacaklarını kırarım. Haberin olsun. Yürüyün lan. Hadi. Ne yapıyorsun sen burada? Abi bakıyordum. Neye bakıyorsun oğlum? Git işine bak. Abi Murat abi bu kadar kötüyse bana neden sahip çıktı? Niye iş verdi ki? Ona bakıyorum. Bundan böyle abim benim. Anladın mı? Hadi dükkana. Ömer. Bu Murat'ın sesi niye çıkmıyor anlamadım. Normalde epey havlardım. Ağzında kemik var demek ki. Bu işte bir iş var. Çıkacak. Günahını almayayım dedim ama İdris acil paraya ihtiyacı vardı, bir şekilde çözmüş. Sen konuşurken baktım, az kalsın kendi terinde boğulacaktı. Gözünü kaptanlardan ayırma. O İdris'i de boş bırakma. Reis, bu Ömer'in sevkiyattan haberi olmasın? Bir şey mi duydu acaba? Vallahi sorun olursa İskender Bey senin... Lan! Ömer'i niye yıkmadım sanıyorsun? Hı? Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. O varsın bizi ezdiğini bilsin. Önce iş Seko. Hem sen... ben Ömer'e bunun cezasını kesmedim mi sanıyorsun? Hı? Hem bugünün hesabını göreceğim... hem de sevkiyat işini. Güneş mahalleye akşam doğacak bugün. Lokalden. Varsın gerisini Ömer düşünsün. Enis abla öyle diyorsun da. Yine sizin bir lokaliniz var. Biz ne yapalım?
Al sezon açılana kadar taş mı yiyelim? Kızım sezon açılsa ne olacak? Tutacakları kaç kilo balık? Bu mazota mı yetsin? Tayfaya mı yetsin? Borçlara mı yetsin? Yoksa karnımızı mı doyursun? Şükredin kızım, şükredin halinize. Neye şükredeceğiz anne? Enis ablanın da günü olmasa bulgur soğandan başka bir şey geçmeyecek boğazımızdan. Hala şükret diyor ya. Kızım, ele güne rezil olmamak için elde avuçta ne varsa bir şeyler yaptık. Kötü mü yaptık? Bakkala kasaba yazdırdık diyorum. Vallahi bizim bırak yazdırmaya, önlerinden geçmeye yüzümüz kalmadı abla. Ömer lokali geri aldı. Murat'ı attı mahalleden. Tamam, iyi, hoş. Peki bizim kocalarımız ne yapacak? Ha? Nasıl ekmek getirecek evine abla? Tamam, biz de Murat'ın iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Ama en azından çoluk çocuğun karnı doyuyordu. Üste başa bir şey yapabiliyordu. Okul açıldı, bir çift pabuç alamadık. Bizim çocukları da Ömer giydirecek herhalde. Erzağımızı da o getirecek. Ay yeter kızlar. Didem ev sahibi diye susuyor. Kız ağzını açmıyor. Senin o Murat dediğin var ya o... Benim kocamı hastanelik edene kadar dövdü. Bu kızın kocasını da hapse düşürdü. Tabii sizin kocalarınız dışarıda diye, ayakların üstünde diye tuzunuz kuru. Ne oluyor kızım size? Batıyor mu? Murat'ın ne kabahati var canım? Herkes... Neyse. Murat'ın hiçbir kabahati yok öyle mi Tülay? Ali Ekber kendi istediği için girdi cezaevine öyle mi? Vallahi orasını ben bilmem Didemciğim. Çık evimden. Çık dedim. Kızım kendine gel, misafir ol. Yok Enis abla. Ben istenmediğim yerde durmam. Lafımı da kimseden esirgemem. Ömer kabadayılık yapacağım diye bizim rızkımızla oynuyor. Ben susup oturacak değilim. Kızım, Allah ıslah etsin seni eme. Benim oğlum mu dedi sizin kocalarınıza? He? Gelip zorla yapıştılar. Bu Murat'ı mahalleden atarsan sen atarsın dediler. Gene hayır demedi benim oğlum. Başıma bela almayayım demedi. Sizin kocalarınız için Murat'la düşman oldu. Aman abla. Hadi kalk. Herkesin canı burnunda. Bugünü burada bitirelim. Yarın bir gün yüz yüze bakacağız. Hadi. Kusura bakma Didem. Ali Ekber iyi kalplidir bilirim. Ama sen de bizi anla. Yokluktan perişan olduk. Ömer eğer kaçak yok diyorsa bizim kocalarımıza da iş bulmak zorunda. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Babam yok mu? Sen buraya babanla iş konuşmaya mı geldin yoksa anneni ziyarete mi? Sana geldim Güler Sultan. Bakayım dedim. Babam vazifeyi ihmal mi ediyor? Baban vazifesini ve ailesini asla ihmal etmez. Sen de babanı örnek al ve bir aile kur. Ve sakın ihmal etme, olur mu paşa? Ece nasıl? Torun yerine kedi köpek sevmek istiyorsan alayım Ece'yi. Hoş geldiniz İskender Bey. Ne kadar güzel sizi böyle ana oğul bir arada görmek. Sağ olun Sema Hanım. Zamanı geldi mi Semacığım? Bugün acelesi yok. Biraz daha bekleyebiliriz isterseniz. Ha iyi, iyi. Senden bir şey rica edeceğim. İskender'im çiçek getirmiş. Biraz su verir misin? Ha tabii, hemen getiririm. Evet, hadi geç bakalım, şöyle karşıma otur. Bu Ömer Korkmaz nasıl bir genç? Hayırdır Güler Sultan? Neyin peşindesin? Sen önce soruma cevap ver. Toy. Gözü kara. Ama cahil cesaret işte. Şansını yırttı geçen. Elindekinin kıymetini bilse farklı davranırdı. Bir çay ocağına verdi elindekini. Bir çay ocağı dediğin yere Tatar Ahmet çay içmeye gidiyorsa... bir çay ocağı için boş yere vermemiştir elindeki. Bir dakika, bir dakika. Babam o balıkçının ayağına mı gitti? Gitmemesini icap ederdi. Tabii. O herif kim ki babam onun ayağına gidiyor? Bunu
Ben değil sen öğreneceksin. Tatar Ahmet 30 yıl boyunca boş yere hiçbir yere gitmedi. Belli ki bu çocukta bir şey görmüş. Kendi için mi, senin için mi bilinmez ama ailesi için olduğu kesin. Bunu en iyisi babama soralım. Sen Ömer Korkmaz'ın lokaline niye gittin baba? Seni dinliyorum. Niye anlatayım? Arzu'yu mu daha çok merak ediyorsun? Tatar'ım. Ne Arzu ne de Tatar benim umurumda. Ben bunu merak ediyorum. Kim yaptı bunu sana? Ne biliyorsun, ne saklıyorsun ki yaptılar? Ben sordum, öyle bir şey yok dediler. Ne dedin? İstihbarata gidip müvekkilimi siz mi aldınız dedim. Öyle olmadığını nereden anladın? Benim rahmetli babam da istihbaratçıydı. Var tanıdıklarım, gittim sordum işte. Benim için mi gittin? Ya sen benim sorduklarıma cevap ver. Emin misin? Ne istediler senden? Yarın anlatacaktım. Beni öldüreceklerini düşünüyordum. O yüzden anlatacaktım ama. Ama yaşamana izin verdiler. Anlatamam diyeceksin. Zarar görmeni istemiyorum. Benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Ben kendim koruyabilirim. O kadar basit değil. Bırak Ömer. Ben istihbaratçı kızıyım. Sır dolu bir evde büyüdüm. Güya her şey bizi korumak içindi ama zarar gören hep biz olurduk nedense. Beri. Beni anla. Anlatamam. Kusura bakma Ömer. Ben babamın bu tavırları yüzünden çok suçluluk hissettim. Bizim için kendini feda etti. Benim yüzümden diye kendimi yiyip bitirdim. Aynı duyguları yaşamaya niyetim yok. Afiyet olsun oğlum. Sabah da sana ne poğaçalar ne börekler yaptım ama yemeden çıkmışsın. Uyku tutmadım. Öyle biraz dolaştım. Niye uyku tutmuyor oğlum seni? Bir derdin mi var? Ne derdi olacak enişte? İşinde gücünde çocuk. Niye sıkıştırıyorsun? Abi bak, olmadan da ye. Arzu kızım yapmış. Pek güzel olmuş. Pek hamarat kız maşallah. Anne, Arzu'ya deyin. Bir daha öyle habire bizim eve yemek falan getirmesin. Yanlış anlaşılacak. Allah Allah. Günüm vardı. Arzu kızım misafirlerime karşı mahcup olmayayım diye gelmiş yardım etmiş. Ne var bunda? Bu kadar yemeği nasıl arttırdın Enisa Hanım? He? Hanımlar yoksa aç mı kalktılar? Ömer, oğlum misafirler yemeği beğenmemişler. Annem bize iteliyor. Yok baba yok. Beğendiler de. İşte erken kalktılar, biraz tatsızlık oldu. Hamza'nın oğlu hastalanmış.
Hilal de gelemeyince bizim boğazımızdan geçmedi tabii. Bırak Enis'i Allah aşkına. Meltem tek başına hasta bile olsa bu yemeğin yarısını götürür diyor. Yok babacığım. Biz biraz tartıştık. Onlar da erkenden kalktılar. Kadın kısmı işte tartışmak için bahane arıyor. Hadi. Dido. Ne o tartışma? Anlat bakayım. Harbi benimle buluşmak istediğini söyledi. Akşama mekanına bekliyor. Gidecek misin? Sen gideceksin. Benim işim olduğunu söyleyeceksin. Ama benim yerime gittiğinin mecburiyetten kaynaklandığını hissettirmeyeceksin ki Harbi yavaş yavaş seni muhatap kabul etsin. Harbi bu duruma çok bozulacak. Saygısızlık olarak algılayacak. Harbi ile biz 30 yıldır hem birlikte iş yaparız hem rekabet ederiz. Senin doğduğun günü bilir. Ona amcammış gibi davran. Anlamadım. Karşında gerçekten amcam varmış gibi davran. Harbi böyle şeylere bayılır. Dağının eli tutulmaz dersin, kolunu verir. Ona gerçekten yeğeni olduğunu hissettir. Şimdi anladım Ömer'in mekanına neye gittiğini. Neyi anladın? Onun mekanına giderek kendini önemli hissettirdin. Bunu herkes anlar İskender. Asıl önemlisi bunu hissettirerek neyi amaçladın? Onu anlamak için Tatar Ahmet olmak gerekiyor. Senin adını neden İskender koydun biliyorsun. Benim hayallerim ömrüme sığmayacak kadar büyük. Hepsini gerçekleştirmem imkansız. Benim bıraktığım yerden sen devam edeceksin. Sen en büyük olacaksın. Senin müsaaden olmadan bu bölgeden tek bir gram uyuşturucu ve tek bir mermi satılmayacak. Bir daha kendini kimseden aşağıda görme. Benden bile. Fuat! Arabayı çıkarsınlar. Harbiye gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Hava alacağım Dido. Hayırdır bir şey mi diyeceksin? Abi Ali yarın çıkacak ya. Ben işte heyecandan öyle abi. Bunlara canını sıkma. Allah'ın izniyle çıkaracağız Ali'yi oradan. Ali konusunda bana bir tek sen destek oluyorsun abi. Annem bir taraftan, komşular bir taraftan. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben? Onları da anla. Ali'yi yıkan onları da yaktı. Hepsi borç içinde. Doğru düzgün sefere bile çıkamıyor insanlar. Doğru söylüyorsun. Dert bir tek benim derdim değil ki. Ne oldu abi, niye daldın? Aklım Hamza'da kaldı. Eren mi hasta? Evet. Doğru düzgün doktora bile götüremediler.
Birlikte gidip bakalım mı? Ben bakarım. Bak bunları kafana takma. Ali'yi oradan çıkaracağız. Annemlerle sakın arayı geleyim deme. Tamam. Tamam. Hadi içeri. Hadi. Biraz daha içirelim şuruptan. Ne şurubu Hamza? Sabahtan beri içiriyoruz. Faydası oldu mu? Ateşler içinde yanıyor evladım. Acile götürelim o zaman. Ya ne acili? 10 gündür gidip geliyoruz. Ne oldu? Ben özele götüreceğim çocuğumu. Delirtme beni Hilal. Param olsa ben götürmez miyim evladımı? Git bul o zaman. Gerekirse kapı kapı dolaş. Boş boş konuşma. Kimseden bir şey istemem ben. Murat'a git. O sen istemeden dünyayı ayağına serer. Duyma şunu. Sen gitmezsen ben gidiyorum. Çekil. Nereye gidiyorsun? Hilal, bana bak. Dışarı mı çıkıyordunuz? Oğlan biraz hasta da. O yüzden geldim. İleride iyi bir çocuk doktoru varmış özelde. Taksi bekliyor, yetiştirelim. Dizanteri gibi görünüyor. Ama tahliller çıkmadan kesin bir şey söyleyemem. Tahliller ne zaman çıkar doktor bey? Yarım saat sonra çıkar. Siz bu arada yatış işlemlerini yapın. Telaşlanma. Hadi gel halledelim şu işlemleri. Telaşlanma. Hadi. Hadi. Herhalde. Odalaktan biraz sağdırayım da götür. Kan yapar. Babamın sağlığı gayet iyi. Merak etmeyin. Ne demeye kendi gelmemiş de seni göndermiş. Ben gelmek istedim. Babam göndermedi. Müsaade var mı? Var. De bakalım. Niye gelmek istedin bana yeğenim? İşleri ben yürütüyorum. Sevkiyatları ben hazırlıyorum. Siz babamla konuşuyorsunuz. O da bana aktarıyor. Fakat babam olduğu için herhalde bana fazla yüklenmiyor. Konuştuklarınızın hepsini aktarmıyor. Babanın görevi budur. Evlatlarının açığını kapatmak. Ben kendi açığımı kendim kapatmak isterim. Bunun için de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Babam hep harbi senin amcan sayılır der. Ama bir amca olarak bu zamana kadar yaptıklarımla ilgili benimle hiç konuşmadınız. Belki babama saygınızdan, belki de beni muhatap görmediğiniz için. Ama ben istiyorum ki bundan sonra direkt bana konuşun. Bir yanlışım, kusurum, hatam varsa bunu bileyim. Baban gibi yüreklisin ama bunun gibi siyaset kıvraklığın yok. Sen şimdi benim karşıma geçip bundan sonra beni muhatap al demeye getiriyorsun. Şimdi ben kalkıp almıyorum yeğenim desem ne yaparsın? Bundan 2 sene önce olsaydı bozulur giderdim. Bir daha da buraya adım atmazdım. Ama şimdi düşünürüm. Benim ne yapmam lazım ki harbi amcam beni muhatap kabul etsin. Ve bulana kadar gözümü dayı kırpmam. Muhatap olmamı istiyorsan yarınki sevkiyatı sorunsuz şekilde hallet. Yaparsan benden sana açık çek. Yap bu işi, arkandayım. Eyvallah. Merak ettiğim bir şey var. 2 senedir çok fazla sevkiyat yaptık.
bu seferkinin özelliği ne? Hacı, göster yeğenime. Bunlar ne biliyor musun? Stinger. Yaşa. Yarın akşam gemiyle bunlardan 10 tane gidecek. Bunları sorunsuz şekilde Suriye'ye ulaştırırsan Suriye'nin kaderi değişecek. Orta Doğu silah pazarında herkes bizi konuşacak. Şimdiye kadar bunu başaran olmadı. Stinger füzeleri karadan helikopter, uçak gibi hava araçlarına karşı kullanılır. Bu sevkiyattan sonra bazı devletler bize düşman olacaktır. Kazanacağımız dostlar ve milyon dolarların yanında düşmanın esamesi mi okunur? Geç olmadı mı yeğenim? İşim anca bitti amcacığım. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ece Hanım. Hadi sen içeri geç. Ben birazdan gelirim. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben gidersem bunların hepsini yersin bu saatte amcacığım. Yeğenim, ikimizin de zevki hayvanlar. Sen onları korumayı seviyorsun, ben de yemeyi seviyorum. Şevket, topla götür şunları. Amcam yiyeceğini yemiştir zaten. Hem fazlası sağlığa zarar, değil mi amcacığım? İskender yeğenim, kaç canını kurtar. Hele senin deri işlerle uğraştığını öğrenirse vallahi derini üzer. Müsaadenizle Ece Hanım. Güle güle. Uyuşturucu satışıyla hışman ilgileniyorum. Türkiye'de kime sattığını bilmiyorum. Ama büyük sevkiyatlar gönderildi. Bana isim lazım, isim. İstiyorsan uydurayım. Fazla vaktimiz kalmadı. Sözümü tutmamı istiyorsan bana daha çok şeyler vermelisin. Silahları bize Varol Kolaycı adında bir Türk getiriyor. Onu ve adamlarını biliyorum. Kime çalışıyor bu Varol? Ruslara mı? Parasını verirsen sana da çalışır. Rusların da Türkiye'deki bağlantılarının da Varol'a ihtiyaçları var. O da bu durumu kendi lehine kullanıyor. Silahları hangi güzergah üzerinden getiriyor Rakka'ya? İki hat var. Biri Türkiye'den geçiyor, diğeri Lübnan'dan. Varol Kalancı'nın dosyasını hazırlasınlar. Emredersiniz. İşlemler için 3.000 lira yatırmanız gerekiyor. Ödemeyi nakit mi yapacaksınız, kartla mı? Hanımefendi biz evden acil çıktık da çocuk bir anda fenalaştı. Daha sonra ödesek. Efendim ben buradan ödeme almadan tahlilleriniz yapılmaz. Sistem böyle. Anlıyorum. Senet falan imzalasak. Yeri yurdu belli insanlarız biz. Yönetim kabul etmiyor beyefendi. Çok üzgünüm. Parası olmayan ölsün diyorsunuz yani. Benim elimden gelen bir şey yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hadi abi hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ömer, biz buradan gidelim. Yoksa yıkacağım ben bu hastaneyi. Halledeceğiz. Merak etme. Burayı yıksan ne olacak? Eren daha mı iyi olacak? Bir bekle. Bak bakayım nasıl olmuş sana yaptım. Çok güzel olmuş. Güzel değil mi? Güzel.
Ay iyi ki döndük mahallemize. Allah biliyor ya, başta hiç istemiyordum. İyi ki ısrar etmişsin. Bu kadar ısrar etmesem daha mı iyiydi bilmiyorum. Ha, ne oldu sana böyle? Bilmem. Ankara'da daha derli topluydu sanki hayatımız. Burada da olur kızım, burada da olur. Sen şu cezacılıktan vazgeçsen. Bak Gürkan amcan ne güzel sana bir müşavirlik bulmuştu. Ay bir daha mı bir arasan acaba? Belki hala geçerlidir teklif. Anne benim mesleğimden yana bir sıkıntım yok. Ah, hey, kim üzdü benim güzel kızımı böyle? Hı? Hey, dur şunu doldurup geliyorum, dur. Sen iyi misin? Sesin kötü geliyor. Hamza'nın oğlu rahatsızlandı da hastanedeyiz şu an. Nesi var? Hangi hastane? Santeri'den şüpheleniyorlar. Emin olmak için birkaç tahlil yapmaları gerekiyor. Aa, çok geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacınız var mı? Alo. Ömer duyuyor musun? Aslına bakarsan... O yüzden aradım. Özel bir hastaneye gelmek zorunda kaldık da. Anladım. Hangi hastane? Tamam, siz yatırın çocuğu. Ne gerekiyorsa yapın, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Önce ters yaptı, sonra okşadı. Yarınki sevkiyatı mı konuştunuz? Yarınki sevkiyat çok önemli. Remzi, şu Murat'ı arasana bir. Her şey yolunda mı öğrenelim? Buyur, Bala Remzi. İskender ben, İskender. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Her şey yolunda İskender Bey. Siz hiç merak etmeyin. Ben ne merak edeceğim? Merak etmesi gereken kişi sensin. Eğer yarın akşam bir aksilik olursa senin kafanı koparır, balıklara yem yaparım. Hayırdır Pala Remzi? Murat Bey'le bilmediğimiz bir hukukunuz mu var? Cıvık abi. Seninle iş olmasa ben ona çimento döküp biraz kanlaştıracağım da şimdilik beklemedeyim. Çocuğun durumu nasıl? Müşahede odasında. Görmek istersen. Tabii. Doktorun izni varsa. Gidelim. Hı. Ne zamandır ilk defa sakinleşti görüyor musun? Bir daha Ömer'e laf ettiğini duymayacağım. Gördün bak nasıl yetişti. Yani madem yetişecekti biz dünden beri bunları neden çekiyoruz? Gidip istemeyi gururuna yediremediğin için değil mi? Ne gururu Hilal? Ömer benim en yakın arkadaşım. Ona mı gurur yapacağım? Durumu yoktu, biliyordum. Madem her sözünü dinliyorsunuz, madem reisliğe soyunmuş, yapacak tabii gereğini. Dua et hastanedeyiz, yedirirdim bu lafları sana da. Bana bak, Ömer'in yanında da böyle saçma sapan konuşup benim tepemin tasını attın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol avukatım.
Siz de mi hastanedeydiniz? Geçmiş olsun, hastanız mı var? Ben bir yakınım için geldim. Nasıl Eren'in durumu? Ateşi biraz düştü. Bir iki gün yatırırlar herhalde. Tarih sonuçları çıktı. Sizi servise alacağız. Daha sonrasında doktor beyle görüşeceksiniz. Ben bir yerini bırakıp geleyim. Kapıdayım. Tamam. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Hadi gidelim. Usta, ben burada rahatım. Murat abinin zamanında da ben hep burada yatıyordum. Oğlum, rahatsızlık falan vereceğim diye düşünüyorsan. Yok usta, ondan dolayı değil. Ben tek başıma kalınca daha rahat ediyorum. Usta, sabah gelirken en iyi annenin poğaçalarını getirsen. Başka bir şey istemiyorum. İstediğin poğaça olsun bu oğlum. Bana bak, kapıları pencereleri iyice ört, tamam mı? Merak etme usta. Hadi iyi geceler. Abi. Moruk çıktı abi. El ayak çekilsin. Sonra. Saat daha erken. Al bakalım. Şanslısın. Yeni demlemiş ocakçı. Ya ben içerim dedim ama şimdi Hamza falan görünce laf söz olmasın. Neden uzatıyorsun konuyu? Haklısın. Boşuna uzatıyorum. Ne de olsa sen Hamza'nın reisisin. Hamza senin hakkında konuşamaz. Peki aynı şey hanımları için de geçerli mi? Erin, benle açık açık konuş. Anlayabilirim. Ne istersen açık açık söyleyebilirsin. Hilal'in söylediklerinin haklılık payı yok mu? Peki Arzu'nun bana söylediklerinde? Her ikisinde de haklılık payı falan yok. Ben Arzu'yu mu aradım? Seni aradım. Neden? Birinden yardım istemek benim için çok zor. Hele ki konu maddiyatsa, hele ki bu kişi bir kadınsa. Kendin için istemedin ki. Evet, istemedim. Ama senden istedim, Arzu'dan değil. Neden? Çünkü seni kendime yakın görüyorum. Tuhaf. Aslında anlıyorum ne demek istediğini. Belki anlamamam. Daha tanışalı ne kadar oldu demem lazım ama anlıyorum. Beni aramana sevindim. Madem kendini bana bu kadar yakın hissediyorsun, neden dün gece yaşadıklarını gizliyorsun benden? Savcıya gidelim. Her şeyi anlatalım. Bir çözüm yolu bulabiliriz. Çözüm yolu yok. Ne diyeceksin? Devletin adamına, devletin savcısına mı şikayet edeceksin? Devlet görevlilerinin suç işleme hürriyetleri mi var? Herkes yasalara uymak zorunda. Okuduğun kitaplarda öyle. Ama ben gözümle gördüm. Bazıları zorunda değil. Sen de onlar gibi mi olacaksın Ömer? Devletin yol verdiği mafya babalarından, tetikçilerinden biri mi olacaksın? İzin verir misin? Senin için kaygılanıyorum. Kaygılarımı ciddiye alır mısın lütfen?
Alıyorum. İşte o yüzden ne olursam olayım, yanımda ol istiyorum. Bu ince uçtucumuzla yaparsan daha kolay olur Nazan teyze. Bak Arzucuğum, iyisin, hoşsun ama şu teyze lafını bir kaldıralım ya. Rasim Bey, ben Arzu'nun teyzesi olacak yaşta mıyım? Ya olur mu öyle şey? Ne alakası var? Siz Arzu'nun ablası olsaydı anca onun ablası olurdunuz. Bak gördün mü? Efendim canım. Ha, Arzu. Eren hastaydı ya, hastaneye geldik. Çok geçmiş olsun. Nasıl durumu? Seni bunun için aramadım canım ya. Senin adam gitti gider, haberin olsun. O nereden çıktı? Ne diyorsun Hilal? Bizi Ömer yetiştirdi hastaneye. Arkasından da bu avukat kız damladı. Şimdi de oturmuşlar bahçede, yeni aşıklar gibi çay içiyorlar. Hadi. Çıkarsa mıydık ya? Merak etme sen. Ateşi görünce tazı gibi koşar o. Hadi bakalım Ömer Efendi. Benim elimden mekan alacaksın öyle mi? Yedirir miyim ulan ben? Ne demiş adam? Karanlığa küfretme. Bir dükkan ya. Abi be, neredeyse acıyacağım şu Ömer'e. Garibim 3-5 çay satıp geçimini sağlayacaktı. Ne diyelim Beyko, kısmet değilmiş. Daha başlangıç, sırada diğerleri var. Bize yok diyen herkesin neyi var neyi yok yakacağım. Abi çocuk çıkmadı. Dert ediyorsan gir çıkar Seko. Beni satan bir velet için yapacak bir şeyim yok benim. Ne oluyor ya? Yangın! Yardım edin! İçeride kaldım! Gidiyoruz Seko. Geliyor musun? Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin.
Latife, hemen oradan dışarıya çık. Çıkamıyorum Ömer abi. Yardım et. Efe dayan kardeşim. Efe oradan bir battaniye bul. Hemen ıslat, ağzını yüzünü kapat. Dayan, geliyorum. Yoldayım kardeşim. Balıkçıların anında içeride çocuk var. Acele etmeniz lazım. Çabuk. Abi daha çabuk bas. Ömer abi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi kardeşim dayan. Hadi bas bir yere, susta bas. Getirdiğin üç beyazdan en güzeli bu. Afiyet olsun. Baksana. Bal da getirdim. Bizim kendi kovanlardan. Kovan deyince benim sahama giriyorsun. Dikkat et. Ben o bal kovanlarında az mal kaçırmadım. Vallahi köpekler bile koklamaya korkuyordu. Sen az değilsin yavaşlı. Aralara bile kaçakçılık yaptırdın ha. Sabahki gazetayı gördün mü? Ne var ki? Bu bizim Tatar'ın mekanında meydan okuyan delikanlı vardı ya. Anlaşılan bizim tilki bu delikanlıyı yanına çekmek istemiş ama ava giderken avlanmış. Tilki yaşlanmış mı? Yoksa yeni tilkilikler peşinde de haberi kendisi mi bastırmış? Allah kolayı var.
haberi yapan gazeteciyi ara. Eğer dişleri hala yerindeyse bizim tilki yaptırmıştır. Onun yerine bu delikanlıyı arasak daha iyi olmaz mı? Sen yine neyin peşindesin Harbi? Kartal gibi kabardın. Kartal neyin peşinde olur? Tilkinin. Tatar, bu çocuğun ayağına kadar gittiyse demek ki tilkinin kuyruğu bir yere sıkışmış. Ahmet Bey. Geçmiş olsun. Dosyanı inceledim. Doktorlar seni biraz sallamışlar. Detaylı bir tetkik lazım sana. Ahmet Bey, haberden dolayı mı? Doktorlar bu odada ne tür tetkikler yapıyorlar biliyor musun? Erken teşhis için bu hortumun ucundaki kamerayla insanın içine bakıyorlar. Ahmet Bey, ben sadece işimi yaptım. Üstelik sizi kararlayan bir haber değil. Bir kahramanı ziyaret ettiniz. Ne var ki bunda? Biz de işte teşekkür ediyoruz. Şimdi Fuat Bey dedi ki bu arkadaş bizden izin almadan haber yaptığına göre onda sağlam bir cesaret var. Ben de dedim ki bu arkadaş bizden izinsiz fotoğraf çekiyorsa ya senin dediğin gibi ya da güvendiği birileri var. Arkadaşı bir getirin, cesaretine bakalım. Allah aşkına uzadım. İki çocuğum var. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Ben hata yaptım. Anladım hatamı Ahmet Bey. Yapmayın. Bir şey yapmayacağız kardeşim. Sen nasıl bizim izinsiz fotoğrafımızı çektin? Biz de bir kare fotoğraf alacağız. Ah! Yapmayın! Yapmayın! Allah aşkına yapmayın! 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 İçeride önemli bahsede özel bir prosedür uygulanıyor. Ahmet Bey biraz titizdir de dibine kadar bakıyor aslında. Tabii biraz acı bir süreç ama her şey hastamızın sağlığı için. İtfaiye kundaklama olduğuna dair işaretler var diyor. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Bizim çırak biraz sakar. Tüpü açık bırakmış, öyle kundaklama falan yok. Çırak nerede? Onunla konuşmamız lazım. Yangından sonra iyi hissetmedi kendini. Biraz iyileşsin, ben getireceğim yanınıza. Sen o gazetede resmi olan adam değil misin? Dün burada Tatar Ahmet'le görüşmüşsün. Görüşme değil. Ziyaret. Peki. Size geçmiş olsun. Hayırdır reis? Polis ne iş? Yangını sordular. Ömer reis de demedi Murat'ı ki bir çeksinler karakola. Boş boş konuşma Cevdet. Güldürelim mi kendimizi Murat'a? Neyse. İdris'i çektik arkaya. Hamza başında bekliyor. Gidelim. Yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorum. Ayağa kalk. Kalk. Yanlışı doğruyu senden mi öğreneceğim İdris? Kaça sattın lan bizi?
Ben kimsenin ekmek teknesini yakacak kadar küçülmedim. İster vur ister kır. Ama benim o yangınla bir ilgim yok. Bak bakayım benim gözlerime. Bana saf numarası yapma. Murat'tan aldığını bilmiyor muyum ben? Aldım. Aldım ama borç. Murat bir zamandan beri hayır işi yapar olduğunu biliriz. Ben de anlamadım Ömer. Ama yemin ederim bir şey istemedim. Hatta kaçağa çıkmam dedim, ona bile eyvallah etti. Casting ajans LTD ŞTİ'den arıyorum. Ya dün gazetede fotoğrafını gördüm. Pek bir artist olacak adamsın ha. Adresi ver. Hemen geleyim. İlk rolümü de sana keseyim ha. Da sen ilk rolünü zaten Tatar'a kesmişsin. Ama dikkat et. Babalarla resim çektireceğim diye. Gelme. Ya bu arada. Geçmiş olsun diyeceğim de. Kendi düşen ağlamaz ki be birader. Murat. Seni Karacaahmet'e gömdüğüm gün arkandan ağlayan dahi olmayacak, biliyorsun değil mi? Senin beni gömmene gerek yok ki. Ben sevenlerimin kalbinde zaten yaşamaya devam ediyorum. Asıl senin yatacak yerin kalmadı. Seni ne yapacağız Ömer? Sen amca böyle kahpelik yaparsın Murat. Onunla da 3-5 sandalye bir ocak yakarsın. Eğer gücün yetiyorsa yerim yurdum belli. Oğlum bak ne diyeceğim lan. Yersiz Yurtsuz diye bir dizi vardı, bildin mi? Ferdi Baba ne oynadı orada be? İyi izle bak onu. Yakında sen de Ferdi Baba gibi dertli mi dertli ağıt yakacaksın. Murat, beni iyi dinle. Alayınızı yakacağım. Önce seni, sonra senin ağababalarını. Ondan sonra da İstanbul'da ne kadar pislik varsa alayınızı yakacağım. Anladın mı beni? Ömer. Hamza, Murat öyle sandığımız kadar salak bir herif değil. Sevkiyatı İdris'e yaptırmayacak. Nasıl yani? Bizi yediler mi diyorsun? Aynen öyle. Büyük bir sevkiyat olacak. Lokali de bu yüzden yaktılar. Ne yapacağız peki? Sevkiyatı hangi tekneyle yapacaklarsa onu bulacağız. Bir milletin ağzını ara. Mutlaka biri çözülecektir. Sen Ali Ekber'i sağ salim çıkar. O iş bende. Eyvallah. Sen Varol Kılayıcı'nın bu kadar büyük bir işi yaptığına inanıyor musun? Azam bize yanlış adam mı veriyor? Varol uzun zamandan beri sıkı takip altında değilmiş. Küçük işler çevirdiği için kimse dikkat etmemiş. Taşeronluk yaptırmak için biçilmiş kaftan. Sizce Varol Kalaycı'nın arkasında kim var? Karısı Melek Kalaycı. Onu bilsem dosyasını okuyor olmazdı. Babayı ne yaptı? Daha gündem oturmadı mı? Bütün televizyonlar Suriyeli küçük çocuğu kurtaran kahraman asker anlatıyor. Güzel. Efendim? Etrafımızı çeviriyorlar. Gürkan. Hoş geldin. Epey adam getirmişsin. Bana başka çare bırakmadın Enver. Ne yapacaksın? Adamı vermezsek çatışacak mısın? Sana bir dakika süre. Bir dakika içinde o adam buraya geldi, geldi. Gelmezse biz girip alıyoruz.
Efendim, ne yapalım, ne emredersiniz? Kendi adamlarımıza sıkacak halimiz yok Süleyman. Madem istiyorlar, vereceğiz. Bir dakika sonra giriyoruz, hazırlıklı olun. Sağ ol Enis anne. Yeter bu kadar. Yetmez. Bu bitecek. Yiyeceksin ki ciğerlerin temizlenecek oğlum. Dur ben bakarım. Zarar çok mu? Cana zarar gelmedi çok şükür. Şükür. Rasim amca geldi baba. Ha? Hoş geldin Rasim. Hoş geldin Dünür. Hoş bulduk. Duydun mu başımıza gelenleri? Duydum. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Gerçekten çok üzüldüm. Mustafa, belki zamanı değil ama bir derdim var. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gel balkona geçelim. Kızım, Rasim amcana kahve yap. Tabii baba. Yok, zahmet etme. Canım istemiyor, sağ ol. Yap kızım sen yap hadi. Ay dur sen şimdi kahvaltı da yapmamışsındır. Ben poğaça yapmıştım çayla vereyim ha. Gerçekten canım istemiyor sağ ol. Takalım artık. Bunun için mi geldin ya? Derdin var deyince benim de aklımdan neler geçti. Takarız Rasim. Biraz toparlanalım. Nişanı kız tarafı yapar. Sen bunları hiç dert etme. Hem sonra el ele verince dükkanı da çarçabuk hallederiz. Benim biraz birikmişim var, merak etme. Yok, sana borcum var zaten. Allah razı olsun, çok destek oldun ama bundan sonrası yüzsüzlüğe girer artık. Ya olur mu öyle şey? Bütün bunları çocuklarımız için yapmıyor muyuz biz ha? Ha sen, ha ben ne fark eder ki? Ömer askerden yeni geldi. Ortamda malumun. Ben acele etmeyelim derim. Mustafa, Ömer'in gönlü yoksa söyle. Kızımın hali perişan. Ben de bir çaresine bakayım. Evladıma boşu boşuna umut vermeyelim. Nesi var Arzu'nun? Niye üzülüyor? Arzu kara sevdaya tutulmuş gibi. Ömer avukatla geziyor demişler. Dünden beri ağzına lokma koymadı. Uyumadı, konuşmadı. Ağzını bile açmıyor Mustafa. Ben durumun böyle olduğunu bilseydim Ömer'le daha önce konuşurdum. Ne Arzu kızımızın ne de senin daha fazla üzülmenize müsaade etmem. Bugün konuşurum ben Ömer'le. Bir an önce takarız nişanı. Rahat olsun senin için. Sağ ol Mustafa, sağ ol. Ne demeye yaktın lan herifin dükkanını? Sevkiyat için İskender Bey. Ömer şimdi kendi derdine yanıyor. Sen aklınca bizi mi kandırıyorsun Murat? Ömer'e hıncım vardı desene şuna. Remzi'ciğim. Haklısın. Hıncım vardı. Ama işe zarar verecek olsa yapmam. Yapmazdım. Son olaylardan sonra Ömer çok havalandı İskender Bey. Bütün balıkçıları peşine takmaya başladı. Dükkanla birlikte onun da havasını söndürdüm. Ben onu bunu bilmem. Yediğin haltlar ayağıma dolanır. Sevkiyatta bir sorun çıkarsa... ...ben de seni benzin döküp yakarım.
Cayır cayır yak abi. Eğer bir sorun çıkarsa cayır cayır yak. Ben kendime güveniyorum. Bu sevkiyatı tereyağından kıl çeker gibi halledeceğim İskender Bey. Ulan bir dükkan yakmayla bu kadar özgüven nereden geliyor ben anlamıyorum ya. Neyse. İnşallah dediğin gibidir. Geminin adı burada yazıyor. Kaptan ona söylersin. Nasılsın Didem? İyiyim. Heyecandan uyuyamıyorum ki. Yarın için dua edip duruyorum. Tamam, merak etme. Yarın çıkıyor Ekber Bey. Savcı Bey tamam dedi. ortak. Yarın akşam beni nerede iş atacaksın? Emrin olur. Nerede istiyorsan. Eyvallah. Ya. Sen bir çık da bak ben seni bir yere bırakıyor muyum hiç? Yol akınken geri mi dönsem ben ortak? Burada da rahatım bayağı iyi. Ay. Öyle söyleme öyle. Şakası bile içimi burkuyor. Tamam. Sustum. Gençler. Akşam saat tam 9'da burada olun. Dernek ve lokalle ilgili toplantı var. Siz reisleri toplarsınız Hamza Reis. Bizimle ne ilgisi var? Lan oğlum, bugünün tayfaları yarın reisleri değil mi? Eğiteceğiz işte sizi. Reis, iş güç yok nasıl olsa. Gelirsin. Reis, ben gelemem. Özel bir durumum var. Ne özel durumu varmış lan senin? Reis, hastam var. Lan oğlum. Tamam koçum, sen bak işine. Arkadaşların anlatır sana. Var mı başka mazereti olan? Şey reis, ben de bir manita yaptım da onu sinemaya götürecektim akşam. Sen sinemada ışıklar söndükten sonra buluşursun kızla. Bu tipini görürse arkasına bakmadan kaçar. Hadi bakalım. Başka mazeret olan yoksa uzayın. Çocuklar kimin tayfası? Şeref reisin. Yarın ne pişireyim ben sana? Ne istiyorsun? Ömer dedi ya yarın akşam seni yaşatacağım diye. Yarın akşam ben evde olmam. Tamam ya, hemen surat yapma. Ben seninle olduktan sonra taş olsa yerim. Didem. Hadi abicim. Tamam abi. Hayırdır ortak? Ne konuşacağız hanımlardan gizli? Ali, ben sana çık dedim. Ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Senin canın sağ olsun. Burada yat de bir ömür yatarım. Bak, ben bir karar verdim. Seni de etkileyen bir karar. Dolayısıyla dışarıya çıktığında neyle karşılaşacağını bilmeni istiyorum. Bilmeye gerek yok. Senden ne geliyorsa benim başım gözüm üstüne. Eyvallah. Ama dinlemen gerek. Ben askere bir gittim geldim Ali. Mahallede herkesin ayarı kaçmış. Dedim ki herkese ayar vereceğim. Tatar'ın bu alemde nasıl bir raconu varsa... bundan böyle Ömer'in de sözü var. Sözümüze uymayanın gözünün yaşına bakmayacağız. Anlayacağın. Dışarıda sana fırtına var ortak. Eyvallah. Ömer'im, biz seninle çok fırtına gördük. Benden yana için rahat olsun. Şimdiden de hakkım sana helal olsun. Beykoz'u Ömer'in sözünün üstüne söz söyleme. Murat Tenel. Rahat durmuyor. Adamların kanına girmeye başladı bile. İşlerimizi bozmak için elinden ne geliyorsa yapıyor. O zaman benim çıkmam iki kere şart oldu. Çünkü
ben o mahalledeki kimseye adam gibi güvenmiyorum Ömer. Ben arkanda durmalıyım ki arkanda bir çift göz olsun. Merak etme. Biz beraber olduğumuz sürece topla da olsa, tüfekle de olsa bizi yıkamazlar. Bize bugünden böyle rahat yok ortak. Gölgemiz bile bela içinde. Var mısın? Oh be! Ben de çıkınca sıkılırım diye korkuyorum. Abi, ne konuştunuz Ali'yle? Ne dedi ya beni nerede yaşatacağım diye. Onu konuştuk. Yeter ki çıksın. Nerede yaşatıyorsan yaşat. O ne demek ya? Öyle şey mi olur canım? Sen Ali'yi bilmiyorsun Bel. Ali'nin gözü benden başkasını görmez. Dünyayı önüne serseler kafasını kaldırıp bakmaz. Ya kusura bakma ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Hiç mi dürtmüyor şeytan? Ya şimdi başkasına bakıyorsa diye hiç mi kuruntu yapmıyorsun? Sen Ali'yi cezaevine girmeden önce tanımıyordun. O yüzden böyle konuşuyorsun. Ali Mecnun'u Leyla'yı sevdiği gibi sever değildi mi? Vallahi o zaman çok şanslısın Didem. Kalmadı böyle adamlar artık. Şimdi hepsi üç telefon taşıyor ki birbirine karışmasın. Haklısın, çok şanslıyım. Ama şansım biraz da bunu anlamamdan geliyor. Yoksa öyle adamlar var etrafta da görmeyi bilmek lazım. Şeref olduğunu kesin Ömer. Tayfalar mazeret uydurmuştu. Teknede hazırlık yapıyorlar. İyi. Bayağıdır denize açılmamıştım. Beraber bir sefer atalım bakalım. Hamza. Oğlumun yanına git. Hallederiz biz ha. Ne yaptın reis? Bunlara güvenip nasıl bırakayım seni? Ayıp ettin Hamza reis. Harcadın bizi hemen. Aşk olsun enişte ya. Ailenin daha çok ihtiyacı var sana. Merak etme, hallederiz biz. Hadi. Dört açın gözünüzü. Hadi hadi. Hadi. Sağ ol kızım. Al bakalım. Ne oldu? Arzu beğenmedi mi yaptığın takıları? Yok ayol, gösteremedim ki. Kıza bir haller oldu dünden beri. Sana ters bir tavrı mı oldu yoksa? Ay yok canım. Arzu öyle bir kız değil. Dün sen çıktıktan sonra ben onlara gittim biliyorsun. Oturduk işte, takı yapıyoruz, konuşuyoruz falan. Sonra bir telefon geldi. Birdenbire kızcağıza bir şey oldu. Böyle kilitlendi kaldı. Kas katı oldu. Ağzından tek kelime çıkmadı. Babası halasına gitti dedi ama bence o yatıyor evde. Yani dışarı çıksa görmez miyim? Şurada kapı komşusu sayılırız. Aman anne, nereden göreceksin? Her dakika kapıda mı sanki gözün? Hem niye yalan söylesin ki sana Rasim amca? Ben eski istihbaratçı karısıyım kızım. Yalanın kokusunu hemen alırım. Sen anneni küçümseme. Bence kesin o Ömer'le ilgili bir şey oldu. Kesin. O nereden çıktı? Arzu'nun bir arkadaşı var Hilal diye. Küçük çocuğu hastalanmış, hastaneden aradı dün akşam. İşte o arayınca kız böyle Ömer diye sayıkladı, kilitlendi kaldı. Kesin başka bir kadınla falan gördü Hilal bu Ömer'i. Çünkü bir kadın başka türlü böyle kötü olmaz. Kaçta geleceğim demişti kızım. Ay bilmiyorum ki baba. Akşam evde görüşürüz dedi. Neyse hadi sen koy yemekleri de biz başlayalım. Gelmiyor musun oğlum? Konuşmamız lazım. Gelmeyeceğim baba, iyisiniz. Kaçta geleceksin? Babam belli olmaz. Ne demek belli olmaz? Önemli bir şey konuşacağım seninle. Baba yarın konuşsak. Ha? Önemli dedim oğlum. Arzu'yla ilgili. Kızım durumu... Baba kapatmam lazım. Hadi beyler hazırlanın, gidiyoruz. Ne oldu Mustafa, gelmiyor mu oğlan? Hadi siz soğutmayın yemeğinizi, yiyin. Baba sen yemeyecek misin? Benim iştahım kaçtı kızım.
Hadi oğlum sen ye. Bu ne oğlum? Şunu doldur ya. Her şeyi de ben mi söyleyeceğim? Efendim abi. Şeref. Ne yaptın oğlum? Çıktın mı? Ne de durumlar? Evelallah abicim. Şimdi çıkıyoruz limandan. Bize kim karışabilir ki? Koçum benim. Güzel. Bana bak. Dikkatli ol, sıkıntı falan istemiyorum ha. Eyvallah abi, eyvallah. Abi. Dediler ki Şeref seni dinlemiyor, kaçağa çıkıyor. Ben de dedim ki yürekli adammış, gidip bir göreyim. Alkollüyken araç kullanmanın kötü bir şey olduğunu öğrenemedin mi koçum? Şimdi hepiniz böyle toplandınız öyle mi? Senin yanınıza bırakırlar mı zannediyorsunuz Ömer? İskender hepinizi şişe takar, çevirir. Cevdet, bu acayip sarhoş. Ayılmadan konuşmayacak belli. Zaten buz istiyordu. Ben onu bir buza sokayım, beyin damarları açılsın. Al da aç o zaman. Ne oluyor burada lan? Kanka. Cevdet, diyecekleri var götür. İyi misin? İyi. Dümene geç. Hoş geldiniz İskender Bey. Nedir durumlar? Abi daha şimdi konuştum kaptanla. Hiçbir sıkıntı yok. Gemiyle buluşmak üzere yoldalar. Çocuklar kamyoneti indirsin mi? İçecek bir şey var mı Murat? Belli ki bekleyeceğiz. Abi sen ne emredersen hemen ayarlar bizim çocuklar. Seko hadi oğlum. Konuş. Allah belamı versin, boğarım seni. Kaç kere yakacağız ışığı? Dümeni niye bıraktın? Gemiye yaklaşıyoruz. Siz gelmeyince yarım yolu aldım, kilitledim dümeni. Paraloyu öğrenemediniz mi daha? Cevdet çalışıyor. Adamı boğmaya çalışıyor herhalde. Abi, bu konuşmaz. İzin ver, ben bunu boğazlayayım. Dünya bir fıstıktan kurtulsun. Cevdet bırak. Anlat lan. İki kısa. Üç uzun. Son iki kısa daha. Fırla. Abi siz işinize bakın. Ben bu Şeref'le biraz daha ilgileneyim. Cevdet. Bana bak. Bu olmadan malları alamayız anladın mı? Bunu al üzerine bir şeyler ört.
Ha. Onu da yanına al. Eğer gıkını çıkartırsa kes gitsin. İskender Bey. Haddim olmayarak size bir soru sorabilir miyim? Lan sorma. Derim ama merak ettim, ne soracaksın? Babanız... Eyvallah. Babanız neden Ömer'i ziyarete gitti? Ömer kim ki sonuçta ya? Senin yüzünden. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdım. Baktı senden bicecik olmayacak. Yerine adam bakıyor. Abi bana bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu gece Allah'ın izniyle bu işin altından alnımızın akıyla çıkıp babanızın güvenini yeniden kazanacağım. İnşallah. İnşallah bir hata yaparsın, bana seni kıtır kıtır kesmem için bir sebep verirsin Şeref. Sakın açayım deme. Murat arıyor. O telefona bakmazsan durumdan şüphelenir. Karar ver. Açayım mı açmayayım mı? Al şu telefonu koçum. Aç. De ki reis malları indiriyor. Murat sesini duymazsa. Ses lan. Murat sesini duyarsa bir daha kimse duyamaz. Aslan. Murat abi ben Ender. Şeref reis malların başında. Adamlar indirirken bir kaza olmasın diye başlarında bekliyor. Emredersin abi. Sana selamı var reis. Aferin. Hep böyle işinin başında olsun diyor. Hadi indirin malları. Vakit yok. Bir de kapitan Şeref. Yavaşdu. Şeref kaptan nerede? Onun gelmesini bekliyorduk. Vallahi biraz utanç verici. Şeref kaptanı görmeden mal alamazsınız. Orada. Почему он сюда не идет? Почему он там ждет? Neden orada bekliyor? Niye buraya gelmiyor? Yahu dedim ya utanç verici diye. Alkolü fazla kaçırmış. Denize düştü. Dondu adamcağız orada. Дайте ему моей водки, пусть согреется. Kaptanınıza kendi özel vodkasından bir şey gönderecekmiş mallarla birlikte. İçsin, içi ısınır diyor. İyi, iyi. Eyvallah. Давай, давай. Thank you.
karayolunun her iki tarafı da kesiliyor değil mi? Evet efendim. Yankoy'da da satlar bekliyor. Her ihtimale karşı. İskender ve ekibine dokunmayacağız. Varol ve silahları ele geçireceğiz. Arkadaşlar uyardım efendim. Varol? Rezidansından bir yere kımıldamamış. Güzel. Silahlar ele geçirilince kimin yanına koşacak acaba? Tekne yaklaşıyor. Hazır olun. Ne oldu? Niye durdu bunlar? Efendim, kaptan arıyorum. Şerif. Ne oldu oğlum? Niye durdunuz lan? İskender'i ver telefona. Ne diyor? Ne istiyor adamı? Bana bak. Eğer para için falan yapıyorsa onu o tekneyle beraber denize gömerim. Yok İskender Bey, yok. Tekne değil, motor arızası olmuş. Gerizekalılar da hazırlıksız. Bir parça falan lazım. Biz çocuklarla falan gidip hemen hallederiz bu işi. Şeref, bekle oğlum sen beni. Getiriyorum sana dinamoyu. Ne diyorsun lan sen? Ver şu telefonu. Alo. Niye durdun? Yanaşsana sahile. Buradan manzara daha güzel. Başlatma lan manzarandan. Ne istiyorsun? Manzarayı izlemeni. Böylesini bir daha bulamazsın. Orada 12 tane sandık var. Birini atarak sol kolunu kopardın. Bir tane daha atarsan diğerini de koparırım. Kolların gitti Ömer. Eğer bir tane daha atarsan kelleni koparırım. Vazgeçtim lan. Sana dokunmayacağım. Ama sülaleni gözünün önünde tek tek doğrayacağım. Efendim, ne yapalım? Bize yapacak iş mi bıraktı baba Yiğit? Operasyon iptal. Ya da söyle. Gidiyoruz. İskender Bey, bana müsaade edin. Hepsinin kemiklerini tek tek kırıp önünüze getireyim. Bu iş seni açtı Murat. Evine git. Hemen ölmesin Galip. Acı çektiğinden emin ol.
Savcı Bey çok olumlu. İnşallah Ali Ekber Bey vazgeçmez ifade vermekten. Didem'im. Ali. Ali. Ne yaptın, ne ettin? Beni dediğine getirdin ya dedi o. Vallahi senden korkuyor. Seni benden ayırmak isteyenler korksun. Hadi hadi. Adamlar savcıya gözükecek. Daha bol bol vaktiniz olacak, merak etmeyin. Savcı Bey biraz aksidir. Üstünüze gelebilir. Siz hiç fevri davranmayın, olur mu? Hiç merak etmeyin avukatım. Bu sefer sözünüzden çıkarsam bu iki kardeş beni şuracıkta harcayıverirler vallahi. Ortak, mahallede durumlar nasıl? Bunları daha temizledik. Bundan sonra ne yapacağımıza sen çıkınca karar vereceğiz, tamam? Eyvallah. İkinci ferahtı çok az kaldı. Tertip, bu 9. ağır ceza kalemi var. Ne tarafta bir gösterir misin?